kadın mücadelesi her türlü şiddetle mücadele ederken siyasetteki erkek egemenliğinin de üretmiş olduğu şiddet biçimleriyle de aslında mücadele ediyor. Ve bu mücadele sadece evet meclis önemli bir alanı oluştururken, çünkü kadınlar hem söz kuruyorlar mecliste ama aynı zamanda kadınların politikalarını hayata geçirebilmesi için aslında bir ülkenin yönetimine dair sözlerini ve fikriyatlarını da ortaya koyabiliyorlar. Peki meclis nereden beslenir? Aslında kadın mücadelesinden beslenir, sokaklarda beslenir, üretim alanlarında beslenir, hak mücadelesinde beslenir. Yani taleplerimiz varsa eğer, bu talepler bir şekilde meclise yansıyabilmesi için de aslında kadınların daha çok görünür olması, sadece nicel olarak değil aslında farklılıklarıyla, biz kadınlar aynı zamanda farklı kimliklere, farklı yaşam biçimlerine, kültürlere, inançlara da sahibiz. Ve bunların aslında eşitlik, özgürlük ve demokrasiye tekabül edebilmesi için de aslında meclisin daha çok renkli, daha farklılara dayalı, daha demokratik bir düzleme de gelmesi önemli. Ve kadınlar burada aslında başlat rol oynuyor diyebiliriz. Öncelikle Jinjiyan Azadi, özellikle Kürt kadınlarının mücadele hattına, Mayzan'da Kürt mücadelesinin de nasıl bir toplumda yaşamak istiyoruz ve bu toplumun içerisinde aslında yaşam nasıl şekillenecek, nasıl inşa edecek, bunun mücadelesinin aslında sloganı. Aynı zamanda bir fikriyattır biliyorsunuz. Yani sadece direniş alanı simge eden değil, direnişle birlikte inşanın da nasıl olacağını söyler ve biz buna aslında kadın özgürlükçü paradigma diyoruz. Yani bir toplumun kadın özgürlükçü, demokratik ve ekolojik bir yaşam üzerinden şekillenmesi ve bunun üzerinden aslında demokratik bir siyasetin de örülüyor olabilmesi önemli. Şimdi Yeşil Sol Parti demokratik siyasetini örerken de aslında bir yandan Jinjiyan Azadi geleneğinden gelen bir fikriyattan beslenirken ama aynı zamanda Türkiye'de hak mücadelesi veren, çevre mücadelesi veren, yani bu sadece emek mücadelesi ya da diyelim kimlik mücadelesi de değil. Aslında Türkiye'deki bütün o ezilme, sömürülme ilişkilerine karşı da mücadele veren bir parti ve seçimlere de aynı zamanda bununla gidiyor. Ama sadece seçim endeksi bir beyannameden bahsetmiyoruz. Yani önümüzdeki dönemi nasıl inşa edeceğiz? Biz kadınlar burada hangi fikriyatla yol alacağız dersek aslında bir yandan Kürt özgürlük özgürlük hareketinin ve kadın hareketinin ve Türkiye'deki kadın hareketlerinin sözlerinin de aslında beyannameye yansıdığını söyleyebiliriz. Aslında önemli gördüğümüz sebeplerden biri evet bir tek adam rejimiyle mücadele ederken ama aynı zamanda biz kadınlar kendi hayatlarımıza da karar vermek ve siyasette aslında belli ezberleri de bozmak için de geliyoruz. Uzun zamandır bunun mücadelesini verdik, vermeye de devam edeceğiz ve aslında 14 Mayıs'tan sonra biz Türkiye'de bütün halklar olarak, inançlar olarak, kimlikler olarak, kadınlar olarak, emekçiler olarak, köylüler olarak, gençler olarak yeni bir gelecek tasavvuru içerisinde olmak istiyoruz. Ve inanıyoruz ki demokratik cumhuriyet noktasında özellikle Yeşil Sol Parti'nin mecliste çıkarabilecek sayıda, en yüksek sayıda olması gerekiyor. Kilit parti noktasına gelmesi gerekiyor ve bu inanç ve kararlılıkla mücadelemizi büyütürsek inanıyoruz ki birlikte başaracağız.